amaç edenler ve basında kalemini satmamış, yiğitçe habercilik yapan basın emekçileri, herkesi saygıyla selamlıyorum. Evet, biliyorsunuz bugün Trabzonspor'un gündemi kongre, yeni yönetime girenler, giremeyenler vesaire. Benim bunlar zerre kadar ve benim arkadaşlarımın da zerre kadar umurunda değil. Kim yönetici olmuş, kim başkan olmuş. Bizim değişmeyen bir gündemimiz var. 3 Temmuz şike. Ben daha evvelki kongrelerde konuştuklarımı tekrarlamayacağım. Ama eksik kalan bölümler var. Bugün burada onu tamamlayacağım. Ve artık daha çok rahatsızlık verdiğimi biliyorum. Özellikle sol tarafıma. İnsanları daha fazla rahatsızlık vermeyeceğim ve bu konuyu da genel kurullarda kapatacağım. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz Trabzonspor'un kupası gasp edildi. Ve bize şunu dediler, kısa kısa geçeceğim. İşte mahkeme var, mahkeme sonuçlansın dediler. Sonuçlandı. UEFA ayağı var dediler. O sonuçlansın, sonuçlandı. İşte kas var dediler, hepsi sonuçlandı. Yargıtay dediler. Yargıtay da şikeyi onadı. Şikenin baş aktörü Aziz Yıldırım Yargıtay kararından hemen evvel Fransa'ya kaçmıştı. Buradan başlıyorum. Çünkü Yargıtay 1,5 sene daha Aziz Yıldırım ve diğer şike yapanlar için cezayı onadı. Yani 1,5 sene daha cezaevinde yatacaktı. Ne oldu? Biliyorsunuz bu şikeyle ilgili özel görüşmeler, devletin en tepesindeki ülkeyi yönetenle görüşme yapanlar ve ben bunu şimdi burada söyleyeceğim. Sayın Divan Başkanım da başta olmak üzere yeni tüzük değiştirmişler. Önemli değil. Ciddiye de almıyorum yani bana verilecek bir ceza varsa. Biz zaten bedel ödeye ödeye bu ifadeleri kullanıyoruz. Kimseden de bu anlamda çekindiğimiz bir nokta yok. Ben somut bilgi dahilinde ifadeler kullanıyorum. Yani ne hamasiyet yaparak pardon, ya da birilerini buyurun ediyorum. Tüzüğü ciddiye almıyor mu? Hayır. Bir yasa var yeni değişen. Yeni değişti o. Benim konuşmamda yani listeleri. Konuşmalarında heyecanla. Evet, ben heyecanlıyım. Yani o heyecanımı yenemiyorum. Onu da söyleyeyim. Neticede Mahmut Uslu Fenerbahçe'nin as başkanı Aziz Yıldırım'la Fransa'ya ceza yapmamak için kaçtığı zamandı. Yani Yargıtay'ın cezayı onayıp Aziz Yıldırım 1,5 sene daha ceza yatacağı dediği an televizyon olarak çıkıp şunu söyledi. Bu benim ifadem değil. Başbakan söz verdi. Tutuklama olmayacak, yeni yargılama olacak dedi. Şimdi buraya kadar her şeyi normal karşılayabilirsiniz. Aziz Yıldırım geri geldi. Ve bir mahkeme yapıldı. Ne diyorlardı? Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'ye FETÖ kumpas kurdu. Değil mi arkadaşlar? Tüm basın algı yaratanlar bunu hep böyle kamuoyuna servis ettiler. Ama FETÖ'nün bir numaralı savcısıyla halı sahada oynayan, top oynayan Aziz Yıldırım, tavla partisi düzenleyen gene Aziz Yıldırım. Yani şikeciler. Bunu bir tarafa attık. Bir mahkeme oldu. İşte bana FETÖ kumpası kurdular diye normal olması ceza aldıkları mahkemeyi iptal edip ben amiyana tabirle bu ifadeyi söyleyeceğim. Çakma mahkeme. Çakma mahkemeyi Aziz Yıldırım ve şike çetesini kurtaran asıl bankeri burası arkadaşlar. Basın bunu nasıl haber yapmaz? Trabzonspor başkanı, yöneticileri neden bunun üstüne gitmez? Arkadaş, FETÖ'den mağdur oldu denilen Aziz Yıldırım ve şike çetesini kurtaran savcı FETÖ'cü Abdullah Mirza Coşkun, herkes internete girsin. Bilgi çağında yaşıyoruz ya. Aziz Yıldırım'ı kurtaran savcı şu an FETÖ'den müebbetle yargılanıyor. Bu nasıl bir çelişkidir? Nasıl FETÖ Fenerbahçe'ye kumpas kurmuş? Davanın kararını veren hakim Ahmet Civelek, isim isim veriyorum,
Versinler beni mahkemeye. Herkes diyor, vay sen bunları nasıl konuşuyorsun? Başına bir sıkıntı gelmiyor mu? Konuşuyorum arkadaş. Kim ne sıkıntı başıma getirecekse getirsin. Aziz Yıldırım'ı kurtaran savcı ve hakim FETÖ'cü neymiş? Aziz Yıldırım ve şike çetesini kumpas kuran FETÖ'cüymiş. Hadi oradan. Eğer bir kumpas varsa basın burada, kameralara hepsi düştü ben konuşunca. Talimatlar yukarıdan geliyor, bu belli. Canlı yayınlar kesiliyor. Önemli değil. Bizim konuşacağımız gerekli yerlere gidiyor. Her ne kadar basın ambargosuna, sansürüne uğrasak da. Başlığınız şu arkadaşlar. FETÖ Trabzonspor'a kumpas kurmuştur. Tablo ortadadır. Mahkemeler ortadadır. Hiç kimse kendini kandırmasın. Evet, Ahmet Ağalı ve yönetim kurulu, size burada ben çağrıda bulunuyorum. FETÖ kumpas kurduğu kişilerin yeniden mahkemeleri yapılmadı mı bu ülkede? Be kardeşim, yeni yapılan mahkeme FETÖ'nün savcısı müebbetle yargılanıyor. Kararı veren hakim FETÖ'cü görevden alınmış. İşte Ergenekon davasında safsata denilen Ergenekon davasında generalleri tutuklayan Ahmet Civelek FETÖ'cü, bunlar Aziz Yıldırım'ı kurtardı. Evet, siz bu mahkemeye boynunuzun borcu, zerre kadar samimiyetiniz varsa, Trabzonspor'un haklarını arıyoruz diyorsanız gideceksiniz, kimin kapısını çalmanız gerekiyorsa çalacaksınız ve o FETÖ'nün savcıları ve hakimlerinin Trabzonspor'a yaptığı kumpasa son vereceksiniz, şikeciler hak ettiği cezayı almasını sağlayacaksınız. Bunu yapmazsanız yalandan yere o koltukları doldurmuş olursunuz. Kalk vizit edinirsiniz, kendi deyiminizle sayın Ahmet Ağalı, Trabzonspor'un başkanlık hakkını kullanırsınız. Evet arkadaşlar, ne yazık ki Trabzonspor camiası şike konusunda kimileri siyaseten Nemalar hocam, kimisi kulüpte yönetici olacağım, başkan olacağım, işte kimileri de kulüpten rahatlanacağım diye, kimileri dilsiz şeytan oldu, konuşamadılar. Kimisi de çıtayı daha da yükseltti. Bunlar Trabzonspor'lu olanlardan bahsediyorum. Hani her yerde çok Trabzonspor, şeytanın avukatlığını yaptılar. Resmen şike ile alakalı Trabzonspor'un haklı şike davasını konuşmayı bir yana bırakın, birilerine yalanmak için şikeyi dahi inkar edercesine dilsiz şeytanlık yaptılar, şeytanın avukatlığını yaptılar. Yazıklar olsun diyorum. Bu camianın hakkı gasp edilirken susanlara milyonlarca kez yazıklar olsun. Bakın, bu şehre her türlü hakaretler yapıldı ve herkes sustu. Kalkıp Sürmene'de olmayan bir olay için, Trabzonspor'un zerre kadar alakası olmayan bir olay için Trabzon halkına ve Trabzonspor taraftarına vandalizm yapıyor denildi. Ve Trabzon şehri terörist ilan edildi. Benden başka ikinci bir kimse çıkıp da sen ne diyorsun diyen olmadı. Nasıl Trabzonsporluluk bu? Bu şehre hakaretler ediliyor. Terörist ilan ediliyor. Ama gerçek teröristler Kadıköy'ü yakıp yıkarken Trabzonspor için vandalizm yapıyor diyenlerin kıkı çıkmadı. 100'e yakın polis yaralandı. Bilgiyi vereyim. Trabzon valisi, emniyeti buradaysa gidin oradan o bilgileri alırsınız. Hukukçu olanlar da bilir bu işleri. 100'e yakın polis yaralandı. Bunun 20'si muamelen emekli oldu. Gözleri kör oldu, yaralandı. Bunu yapan kimdi? Kadıköy'de Fenerbahçeli teröristler. Terörist arıyorsanız onlara terörist eylemleri yaptılar. Polis otosunu kundakladılar. Benzin istasyonunu kundakladılar. Yetmedi, cami avlusuna sığınan polisleri camiyi molotofladılar. Ya bunların binde biri Trabzon'da olsa, bizi Rum ilan ediyorlar, Hristiyan ilan ediyorlar, Pontus ilan ediyorlar. Kimsenin gıkı çıkmadı. Çok Müslüman insanlar var ya bu ülkede. Cami molotoflandı, cami. Bilmiyorsanız öğrenin. Fenerbahçe taraftarı o malum olaylarda camiyi molotofladı. Ama kimse çıkıp da bizim mukaddes yerimizi
Dola topladım bunlar teröristim diyemedi. Trabzon halkına vandalizm diye devletin en tepesindeki ve terörist ilan ettiler. Yazıklar olsun ya. Bu kulübün sahibiyiz diyenler, siyaseten şu protokolde gelip oturanlar. Gıkınız çıkmadı, gıkınız. Bu şehre küfür edildi, hakaret edildi, terörist denildi. Zerre kadar. Süreniz doldu, lütfen toparlar. Bu kadar mı çabuk ya? Valla ben 3 dakika oldu biliyorum. Neyse. Heyecanlı konuşuyor, arkadaşlar, arkadaşlar, hiç kimse kendini kandırmasın. Bu şehre yapılan ihanetlere asla ve asla Trabzonspor'un sahibi izleyenler sahip çıkmadı. Bırakın sahip çıkmayı, gıkı bile çıkmadı. Ekonomiyle ilgili şunu söyleyeceğim. Ta başında söylediğimi tekrarlayacağım ve bitireceğim. 3 dakika istiyorum. Borç 95 milyon iken Sadi Şener'e dedim ki, benim yaptığım bir etkinliğe geldiğinde, borç dedim 100 milyona merdiven dayamış. Bu borç katlanarak kartopu gibi gider. Bunun önlemini alın. Ama Sayın Sadi Şener çıktı. Borçlanarak büyümekten bahsetti. Ben borçlanarak büyümeyi anlamıyorum halen daha. Evet, borçlanarak Trabzonspor çok büyüdü. 1 milyarın üzerine gelen bir kartopu gibi yuvarlanan bir borç. Evet, borç çok güzel büyüdü. Ondan sonra gelen Hacı Osmanoğlu, Muharrem Usta, onları da uyardık. Dedik yapmayın, etmeyin. Böyle aptalca transferler yapıp Trabzonspor'u futbolcu enkazına döndürmeyin. Trabzonspor'un ekonomisini bitirmeyin dedik. İflasa sürüklüyorsunuz. Ama herhalde ne sakalımız ne dığımız var. Sözümüz dinlenmedi. Bildiklerini okundu. İşte şimdi Sayın Ahmet Ağalı ve ekibi geldi. 8 aylık süreç. Ondan sonra da bir 3 yıl daha devam edecekler. Valla transfer yapmayın. Yani yapmamanız gereken tek şey transfer yapmamak. Yapmayın kardeşim. Bu kulübü daha fazla borçlandırmayın. Siz de bir onun üzerine bir transfer yaptınız ki bunların 7'si 8'i takıma giremiyor. Yazık, günah. 500 bin liraydı, 1 milyon liraydı ucuz topçular aldık diye. Yani yapmayın. Transfer yaparak Trabzonspor iyi takım olmaz. Borçlandırırsınız. Böyle işte elinizde 3 milyon 4 milyon euro yıllık alan futbolcularla uğraşırsınız. Parasını ödeyemeyeceğiz diye. Hani bu genel bir şey. Size direkt söylediğim ifadeler değil. Transfer yapmayın. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz her gelen yönetim, ondan evvel giden yönetimin bu kulübü usulsüz yönettiğini söyler. Hatta birbirlerini hırsızlıkla suçlarlardı. Gelen hesap soracağız derdi. Bitti. Kimse kimseden hesap sormadı. Hesap sorun, hesap. Sadi Şener'den de sorun. İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan da sorun. Muharrem Usta'dan da sorun. Çıkın toplumu aydınlatın. Deyin ki kardeşim bunlar şunu şunu yapmış. Eğer adamlar hiçbir şey yapmamışsa da en azından kamuoyunu vicdanen rahatlatmış olursunuz. Şununla bağlıyorum. Kusura bakmayın. Ağzım kuruyor şekerden dolayı. Her kim Trabzonspor'u kendi şahsi menfaatleri için kullanıyorsa, siyaseten, makam mevki için kullanıyorsa, Trabzonspor'un parasını çarçur edip, zengin olup, birilerine kaynak aktarıp, mahmuk sahibi olup ihaleler alıyorsa, alçaktır, şerefsizdir, namussuzun dik alasıdır. Trabzonspor'un zerresini yiyenler, tekrarlıyorum, namussuzdur, alçaktır, şerefsizdir. Herkesi saygıyla selamlıyorum.